Merhaba, ben diyetisyen Yusuf Uğuracan. Bugün sizlere obezite ve duygusal beslenmeden bahsedeceğim. Obezite, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en büyük sağlık problemlerinden biri olarak karşımıza çıkmakta. Bu problemi tanımlayacak olursak, insan sağlığını bozacak ölçüde vücudun aşırı şekilde yağlanması diyebiliriz. Peki bu obezite problemi nasıl oluşuyor, nasıl meydana geliyor, ona bir açıklık getireyim. Her insanın günlük bir enerjiye ihtiyacı vardır ve bu enerjiyi de tükettiği besinlerle karşılar. İnsan sağlıklı bir şekilde yaşam sürebilmesi için vücuduna besinlerle aldığı enerjiyle harcadığı enerjinin belli bir dengede olması gerekir. Eğer bu denge gözetilmezse, vücuda besinlerle alınan enerji harcanan enerjiden fazla olursa, genel olarak harcanmayan enerji yağ olarak insan vücudunda depolanmaya başlar ve ardından da obezite problemiyle, hastalığıyla karşı karşıya kalırız. Bunun yanında da obezitenin etki ettiği diğer sağlık problemleri de çorap söküğü gibi peşinden gelir. Bunları örneklendirecek olursak şeker hastalığı, insülin direnci, hiperlipidemi, hipertansiyon, uyku apnesi, solunum zorluğu, karaciğer yağlanması, safra kesesi hastalıkları gibi hastalıkları söyleyebiliriz. O yüzden bu tür rahatsızlıkların önüne geçmek için günlük enerji düzeyini dengelememiz gerekiyor. Obeziteye karşı bilinçli olmamız gerekiyor. Nedenlerini bilip ona göre yaşamımızı düzenlememiz gerekmekte. Bu aklımızda bulunsun. Nedenleri demişken obezitenin oluşmasında en büyük iki tane etken vardır. Bunlardan birincisi yetersiz fiziksel aktivite, ikincisi ise aşırı ve yanlış beslenmedir. Bugün sizlere bu videoda aşırı ve yanlış beslenme olan duygusal beslenmeden bahsedeceğim. Duygusal beslenme en basit haliyle insanın özellikle olumsuz duygularını bastırmak ya da düzenlemesi için sürekli besin tüketmesidir, gıda tüketmesidir. Bu beslenme sırasında insan vücudunda normal gelişen yani fizyolojik açlık olmaz. Olumlu ya da olumsuz duyguların tetiklediği duygusal açlık meydana gelir. Bu olumlu ya da olumsuz duygular nedir? Ona bir açıklık getireyim. İşte kimi insan keyifliyken, mutluyken duygusal açlık hissedip çok aşırı yemek yiyebiliyor. Kimisi ise işte yalnızken, korku duyduğunda, stres içindeyken, mutsuzken bu tür duygusal beslenmeye yönelebiliyor. Fizyolojik beslenme yavaş yavaş hissedilirken, belli bir kalıpta bu duyguyu hissederken duygusal açlığı biz aniden hissediyoruz ve bu ani hissetmeyle birlikte de böyle sağlıklı besinler tüketmiyoruz. Onun yerine hazır gıdalara, kalorisi yüksek gıdalara yöneliyoruz. Bu da bizi olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca insan fizyolojik açlık hissettiğinde neyi ne kadar yemesi gerektiğini biliyor ya da ne tükettiğinin farkında oluyor. Ancak duygusal açlığın ardından yapılan beslenmede bu tür farkındalıklar körelmiş oluyor. Bunun sonucunda da ortaya obezite gibi problem çıkıyor. Çünkü gereğinden fazla vücudumuza enerji alıyoruz ve bu enerji de belli bir zamandan sonra harcanmayınca da yağ olarak vücudumuzda birikiyor. Peki bu duygusal beslenmeyle nasıl mücadele edeceğiz? Ona bir açıklık getireyim. Bir kere kendinize bir yiyecek günlüğü tutun. Bu yiyecek günlüğünüze hangi besinleri tükettiğinizi, ne zaman tükettiğinizi, hangi miktarda tükettiğinizi yazın. Bu noktada kendinizi bir sorgulamış olursunuz. Ayrıca bir açlık hissettiğinizde kendinize bir sorun. Ben hakikaten aç mıyım? Duygusal açlık mı hissediyorum? Fizyolojik açlık mı hissediyorum? Bunu kendinize sorun. Eğer bir saat, bir buçuk saat önce böyle güzel bir yemek yediyseniz ve tekrar bir açlık hissediyorsanız bu büyük ihtimal duygusal açlıktır. Bu noktada bilinçli olmuş olursunuz. Ayrıca evinize sağlıklı gıdalar almanızda fayda var. İşte abur cubur ya da hazır gıdalar evinizde pek bulunmasın. Eğer böyle bir ani acıkma durumu olduğunda aşırı şekilde çikolata, kek, pizza, hamburger gibi besinler tüketilmesin. Onun yerine sağlıklı dediğimiz meyve, süt, yoğurt, fındık, ceviz, badem gibi besinler tüketseniz sizler için gayet iyi olacaktır. Özellikle olumsuz duyguların etkisiyle yemek yiyorsanız, böyle çok boş zamanlarınız oluyorsa ve bu sizi
yemek yemeye tetikliyorsa, bu boş zamanları doldurmaya özen gösterin. İşte kitap okuyun, arkadaşlarınızı arayın, film izleyin, egzersiz yapın ve kendinizi oyalayın. Bu duygusal açlık hissini bastırmaya çalışın. Bunu aklınızdan çıkarmak için bu yollarla mücadele edin. Ayrıca öğün atlamayın. Özellikle de ana öğün. Günde de mutlaka bir kere ara öğün tüketseniz sizler için iyi olacaktır. Böyle bir ani bir duygusal açlık hissedip çok yemenin önüne geçmiş olursunuz. Ayrıca günlük yaşantınızda stresliyseniz bu strese neden olan unsurları bir ortaya çıkarmaya çalışın. Kendiniz çözüm bulmaya çalışın. Eğer siz bununla baş edemiyorsanız profesyonel yardım da alabilirsiniz. Benim bu konuda önerilerim bu kadardı. Konuşmama birkaç şey ekleyip öyle bitireceğim. Neden bu konuyu seçtiğime dair. Zor süreçlerden geçiyoruz. Ben sürekli her videoda dile getiriyorum. Bir salgın sürecinden geçiyoruz ve genel olarak da evdeyiz. İnsanlar bu noktada bir stres yaşıyorlar, bir üzüntü içerisindeler, bir mutsuzlar. Ve bu olumsuz duyguların etkisiyle de duygusal beslenmeye yönelebiliyorlar. Bu noktada kendinizi yıpratmanıza gerek yok, bunlar doğal şeyler. Ayrıca Ramazan ayında da insanlar böyle gün içerisinde aç kalma korkusuyla birlikte, bu korkuyla gereğinden fazla yemek yiyebiliyorlar ya da aç olmasalar da yemek yiyebiliyorlar. Bu da bir duygusal beslenme olarak karşımıza çıkıyor. İnşallah benim bu önerilerimle bu tür yanlış beslenmenin önüne geçersiniz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.